Ee, rakamlar da ortada. Bunun daha da derinleşeceğini e, söylemek mümkün. Hemen soralım ekonomiste. Evet. Bir önce ekonomik yorumunu yapayım. Ne, ne sonra yaşayacağız siyasi yorumunu yapayım. Yani, Nasıl yapayım? E, ekonomik yorumdan başlayayım. Ekonomik yorumdan evet. başlayın. Çünkü gerçekten önümüzdeki dönem ne yaşayacağız biz? Hani herkes şöyle bir ayrım yapıyor evet. ya. Yerel seçime kadar bunlar iyi günlerimiz. Yerel seçimden sonra baktık evet. mahvolduk. Yok olduk. Evet. Ya biz yerel seçimden sonra ne yaşayacağız? Şunu söyleyeyim. Son 10 günde Merkez Bankası 8 milyar dolar satmış. Doları 30'da tutabilmek için. Yani 8 milyar dolar müdahalede bulunmasa dolar belki 33 olabilirdi. 32 olabilirdi. Bilemiyoruz. Bu sattığı 8 milyar dolarla Merkez Bankası rezervi eksi 50 milyar dolara gelmiş şu anda. Eğer böyle müdahale etmeye devam ederse 55, 60, 65 milyar dolar doğru eksi bir rezervle devam edecek. Şimdi merkezin durumu böyle. Bunun dışında tek problemi merkez mi? Hayır. Dış ticaret açığı problemi var. Zaten dövizi olmayan bir ülke. Bir de her sene 100 milyar dolar, 80 milyar dolar açık veriyor. Yani, bazı aylar 5 milyar, bazı aylar 8 milyar. Ee, yani bir kez şöyle anlatayım ben bunu. Bir dış ticaret rejimi yok bu ülkenin. Yani dış ticaretle ilgili bir planladığı rejim ve politika ortada gözükmüyor. Çünkü öyle bir politika olsa ona uygun bir üretim tüketime yönelik bir stratejisi olur. Ve yurt dışından ithal ettiği ağırlıklı ürünleri burada üreterek ikame edip o açığı kapatmayı dener. Ama böyle bir stratejisi yok. Sadece Çin'den 35-40 milyar dolar ithalat yapıyor her türlü tüketim malzemesini ithal ediyor. Türkiye'de üretilmesiyle ilgili bir düşüncesi yok. Yani dış ticaret açığı vermekten çekinmiyor. Böyle bir derdi yok. Demek ki sürekli döviz ihtiyacı olacak bir ülke. Bir kalkınma planı yok. Yani bizim 90'larda konuştuğumuz DPT, müsteşarlığı gibi bir müsteşarlık planlama, teşkilendi. planlama. Şu anda bir stratejik planlama merkezi var hı hı. ama ortaya koyduğu bir kalkınma modeli yok. Yani Türk halkına duyurmuyor. Önümüzdeki 15 yıl Türkiye şu ana dört sektöre yatırım yapacaktır. İş adamlarını da buraya teşvik edeceğiz. Bu dört ana sektöre böyle kualife eleman lazım. Bu sektörler şu kadar ihracat yapacak. Türkiye'ye şöyle bir katma değer girecek. Yani bunu biz geçmişten iptidai şartlarda görüyorduk. Ne bileyim bir tekstil başladı Türkiye'de. Bir turizm lokomotifi oldu. Yani bunlar olmayan işler değil. Ama AKP iktidarının inşaat dışında 20 yılda ortaya koyduğu ciddi ayağı yere basan bir kalkınma modeli yok. Eşit paylaşım diye bir şey hiç yok. Zaten o lugattan kalktı. Yani Türkiye'nin %15'e yakın zengin bir kesim. %85 artık orta beyaz yaka falan da kalmadı. Onlar da dar gelirli gruba eklemlendiler. İşte hayatını idame ettirmeye çalışan bir kesim. Ee, burada tabii... E çözülmesi gerekenler neler? Şimdi bir kez en büyük problem vergi modeli sakat. Yani Türkiye vergi toplayamayan bir ülke. Yani Türkiye'de bir kısmı insan para kazanıyor, kazanmıyor değil. Ama o insanlar vergi ödemiyorlar. Kazandıkları reel paranın üstünden ödemeleri gerekir ödemedikleri için vergi ağırlıklı asgari ücretli veya bordroların üstüne yıkılıyor. Ve öyle olunca da devlet bütçesini yaparken bir bakıyor Asgari ücret ve bordroldan aldığı vergi alması gereken Türkiye'deki verginin üçte biri ya da 4'te biri. Geri kalan dörtte 3'ü yukarıda serbest meslek erbabı gibi gözüken. Yani ben size örnek vereyim şimdi kimse alınmasın. Faraza Hı -hı. atıyorum adam doktor muayene açmış günde 3 bin liradan 10 hasta bakıyor 30 bin lira. E adam bunu ödemiyor. E günde 30 bin liranın vergisini bir hesaplasan yılda ne eder biliyor musun? Dişçi, serbest muhasebeci yani böyle işler yapan insanlar... Hı -hı sadece ben holdingleri söylemiyorum yani ki ayrıca holdinglerde ayrı bir e, vergi yani örneğin Amerika vergiyle ayakta duruyor. Amerika'da 100 dolar vergi kaçıran adamı direkt 10 yıl tabii, hapis veriyorlar. Tabii. Şimdi bizde bu da yok. E, e bunların hiçbiri olmadığı zaman büyük ayakta tutabilecek bir bütçen yok. Ekonomik modelin yok. Dış ticaret rejimin yok. Ondan sonra da şikayet ediyorsun. Diyorsun ki işte gelir dağılımında adaletsizlik. Ya adaletsiz olsun diye her şeyi bütün zemini kendin hazırlamışsın zaten. Ee, bunun dışında maliye politikasında da anlatayım. Ee, şimdi bir döviz politikam var. Bugüne kadar 3 aşağı 5 yukarı aynı gitmiş. Nedir? Dövizi baskı altında tutuyorsun. Neden? Maliyetler artmasın. Bana enflasyon olarak geri dönmesin. Çünkü şeyle enflasyonla e, döviz arasındaki korelasyon ciddi anlamda çok yükselmeye başladı. Ve dövizdeki her zıplama enflasyonu da direkt tetikliyor. E dövizi baskı altında tutabilmek için dövize ihtiyacın var. Çünkü talep sürekli dövize var. Ya o talebi kesmek için faiz vereceksin ya da dövize baskı kuracaksın. Bunlar ikisini de yapıyor. Yani Hafize Hanım bir taraftan faizi arttırıyor da dövizi seyrediyor mu? Yok. Orada da satış pozisyonu alıyor. Çatır çatır satarak insanları ikna etmeye çalışıyor. KKM'den çıkın TL faizine gelin. Çünkü orada 100 milyar dolar para duruyor. Ee, ama ikna edebildi mi Ocak verilerine bakıyoruz. İnsanlar hala KKM'den Türk Lirası mevduata geçmiş değil. Ee, şimdi bunu ikna edebilmek için belki bir 5-10 puan daha faiz arttıracak. Dövizi baskı altında tutmaya devam edip insanları iyice oraya itelemeye çalışacak. Çünkü KKM'nin Merkez Bankası'nın maliyeti sadece bir yılda 800 milyar lira. Yani dövizin artması KKM borcunu da riskini de arttırıyor Merkez Bankası. İki Hı -hı. tarafı keçsen bıçak gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Bu geçmişte Nebati'nin yaptığı işte Berat Albayrak'la birlikteki hataların biz bedelini taksit taksit ödüyoruz. Evet sorunuzun cevabı seçime kadar çok büyük bir dalgalanma olmaz. Çünkü AKP seçimi kazanabilmek için her türlü fedakarlığı işin o tarafında yaptıracaktır. Ee, özel bir merkez bankası falan da yok Türkiye'de. Hani eskiden vardı özel kurumlar. E şimdi hepsi talimatla çalışıyor biliyoruz görüyoruz. Ee, Toparlayalım onun için. lütfen. Biraz sonuna, vaktimizin. Biraz sonuna geliyoruz vaktimiz. Biraz sonuna geliyoruz vaktimizin. Toparlayabilirsek sevinirim. Tamam. Yani ekonomi kısmını... Dolar ne olacak bölünün. yıl sonunda? Ya onu tahmin etmek mümkün değil. Neden mümkün değil? Yani Avrupa bankaları falan Hı. 40 diyor, 45 40 diyor, diyor evet. 38 diyor. Ben o kadar iyimser görmüyorum. Yani ya Siz onu ]nin... iyimser mi görüyorsunuz? 40 tabii çok iyimser. 40. Tabii, 40 Tabii çok iyimser. Neden iyimser? Çünkü Türkiye'nin durumunda bir ülkenin ee, kredi notu yüksek bir seviyeye gelmeden yurt dışından büyük bir imkan yakalaması zor. E bizim de kredi notumuz bu şartlar altında öyle hızla bir sene içinde yukarı gidemeyeceğine göre iki alternatif var. Ya IMF ile anlaşıp kendine ona referans yapacaksın öyle para alacaksın ya da o parayı bulamadığın zaman devalüe etmek zorunda kalacaksın. Onun için ben öyle 30 liradan 40 liraya kadar bir sene durması keşke dursa isterim yani ama kolay değil yani. Öyle %20 devalüasyonla 25 falan bu işi yırtamayabiliriz. Ama tabii seçimden sonra çok büyük krediler gelir, çok büyük imkanlar gelir Türkiye'ye. Onu da bilmek imkansız. Onu göremiyorum. Teşekkür ederim. Ama görüntü iyi değil.